Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yani bu iş üçlü dörtlü sorunu muymuş Beşiktaş'ın oyunu? Öyleymiş. Yani yoksa bir antrenman sorunu muymuş? Kesinlikle Gücü antrenman. yok, hızı yok bu takımın yani temposu yok. Yani bunu bu maça Özgü ve Önder Karabeli tercihiyle mi açıklayacaksınız? Piyaniçi, e, piyaniçi yeri göğe etiyorsunuz. Oyun hızlandıramıyor oyuncu işte. İdeal yeri burası diyorsunuz. İdeal yerinde oynayamayın. Yani üçlü yapsan ne olur? Beşli yapsan ne olur? Rakibin senin üzerine bir iki kırıklık pozisyon dışında gelmiyor ki. Arkadan oyun kurma diyorsan en ideal durumdasın. İki kenarın orta sahada sayısı olarak üstünsün. E, defans Defansda öyle çok ciddi sorunlar yaşamıyorsun. Ne, sorun ne An anladın mı? Yani Sergen yani. Yalçın döneminde sorun de şu... benzer durumlar vardı. E, bu acemi teknik adam. Bir önceki Şampiyon yapan teknik. Ee, evet, o da onda da olmuyordu işte. Ya bunu hep böyle bireysel açıklıyoruz teknik direktör. Bir, bir, insan üzerinden anlatıyor her. Yani niye acem olsun yani aynı zamanda? Yani ne, mesela, ne Şenol olması Güneş gereken... olsaydı dün Beşiktaş kazanır mıydı? O anlama mı geliyor bu? Mesela kazanamadı işte son sezonunda. 4 bitirdiği sezonda birçok maçı kazanamadı. Yani niye bu mesela Beşiktaş puan kaybettiğinde ya da maçı kaybettiğinde bir teknik direktör sorunu gibi anlatılmaya çalışılıyor ki? Bilmiyorum ben anlayamıyorum artık. E anlatsınlar şimdi Batu Ay nasıl bir oyuncu mesela anlatan var mı? Bizde genellikle oyuncudan anlatılır şey. E, maçlar. E anlat bu Alex Teixeira mesela ne var Alex Teixeira'da? Nasıl bir oyuncu? Keza Şimdi çocukların acemiliği nasıl diyelim ki acemiler. Bence değiller de. Hı hı yani yanlış yaptığı şeyler var. Mesela bir tanesinde var mı ya Rıdvan niye bu kadar orta yapıyor diye? Yok. Tamam bu bir teknik direktörlük sorunu de bak ona. Değil ya bu bir teknik direktörlük sorunu. Rıdvan niye bu kadar orta yapıyor? Söyle yani ona bir şey demem. Olur olmaz yere orta yapıyor. Dönüyor top bir daha atıyor, auta atıyor filan. Bu iyileştirebilir misin? O yaşta iyileştirirsin. Peki Maçın en beğenmedikleri oyuncusu, yani takımın en beğenmedikleri oyuncusu Necip Uysal'ın bir tane pozisyonu var. Alıyor, götürüyor. Hmm. Batu top atıyor. Koşarken topu önüne alamıyor. Herkes Lari'nin kaçırdığı ahlanıyor, vahlanıyor o pozisyona. O pozisyon da var. Alamadı yani oyuncu topu. Alamadı. Niye? Çünkü o pozisyonlarda top almayı bilmiyor. Belli ki genellikle sağdan soldan gelen oyunların oyuncusu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferi resmen açıkladı. Süper Lig'de Sumudika ile yollarını ayıran yeni Malatya Spor'da flash gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konya Spor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskiyerlaç için yeni Malatya Spor'a teklifini iletti. Transferle ilgili sarı kırmızılıların başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de söyledi. İşte Adil Gevrek'in açıklamaları. Beşiktaş ve Konyaspor'dan Mustafa Eskiherliç için teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaştığımız bir kulüp yok. Fakat Mustafa Eskiherliç'e alan takım Beşiktaş olursa oyuncumuz kiralanacak, bonservisi bizde kalacak. Mustafa Eskiherliç kimdir? Düz Yurt Spor altyapısından yetişen Mustafa, 4 yıl önce yeni Malatya Spor'a transfer oldu. Elazığ Spor ve Bolu Spor'da kiralık olarak görev yapan sağ kanat oyuncusu, son 2 sezonda Sarı Kırmızı Kulüpte forma giydi. Mustafa, bu sezon yeni Malatya Spor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı. Red Wallis sezon sonu Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın transfer listesindeki Vedvalla sezon sonu siyah beyazlılara gelebileceği belirtildi. İngiliz basını, Championship ekibi Milyal'da forma giyen 27 yaşındaki kanadın yeni bir macera için Beşiktaş'ı seçeceğini yazdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor. Transfere FIFA engeli. Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takım olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in golcüsü Okaka'yı kadrosuna katmak istese de transfere bir maddenin engel olduğu belirtildi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sezon başında Udinese forması giyen ve sonrasında Başakşehir'e transfer olan Okaka, FIFA kuralları gereği aynı sezonda 3 farklı takımın formasını giyemiyor. Bu nedenle Beşiktaş, yıldız golcünün transferini bitirmek için sezon sonunu beklemeye başladı. Yine aynı haberde, Fenerbahçe'nin de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürdü ve Okaka'yı yaz transfer dönemi için gündemine aldığı belirtildi. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma koşulları, istasyon koşulları ve streçin çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi. Siyah Beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına, yarın saat 11'de Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Beşiktaş'ta Önder Karaveli de çare olamadı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın istifası sonrası göreve başlayan Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın başında 9. Süper Lig maçına çıktı. Peki Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde ne yaptı? Karaveli yönetimindeki Beşiktaş bu karşılaşmalarda 4 kez galip geldi. 4 maçta berabere kalan siyah-beyazlılar, bir mücadeleden mağlubiyet ile ayrıldı. 9 maçta 11 puan kaybeden Beşiktaş, 24. haftayı 7. sırada kapattı. Lider Trabzonspor ile puan farkı 20'ye çıkan siyah beyazlılar, ikinci sıradaki ittifak Holding Konyaspor'un 11 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetimindeki ilk 15 hafta sonunda zirvenin 18 puan gerisinde kalmıştı. Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-0 Lid Borussia Dortmund mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etmişti. Miki Batshuayi'ye büyük tepki Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Miki Batshuayi, Antalya Spor maçında da ıslıklandı. Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti. Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı. Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik. Süper Lig'de Beşiktaş evinde konuk ettiği Antalya Spor'la bir, bir berabere kalarak 37 puanla ligde 7. sıraya yerleşti. Öte yandan mücadelede siyah beyazlıların yakaladığı o istatistik dikkat çekti. İşte ayrıntılar. Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor. Takvimde yer alan habere göre Antalya Spor maçına kadar ligde bu sezon 14 kez de ligde en çok direğe takılan takım olan siyah beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da 2 kez topu direğe nişanladı. Antalya spor maçı ile birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı. Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, direkler bir türlü izin vermiyor, şeklinde yorumlar yaptı.